Yedi köp adlarının koşuşuna ayrışını görüp çıkarınız. Dostlar, köp adlarının standart şakırını görüp çıkarınız. Kuyuda iki köp adını karaylık. Bunda birinci ve üçüncü adlar okşar. Çünkü onların harfli kısımları var. X, Y, X, Y. İkinci adı o harfli harfli okşar. Çünkü harikalasının harfli kısmı A. Harikalasında A. Standart görünüşü getiriş için birinci ve üçüncü adını bir cagi getirip yazalımız. 4 x y boşu 6 x y 5 a bulan 2 a'nı bir cagi getirip yazalımız. Boşu 5 a ayrı 2 a. Demek iş arasından bir geriydi yazalımız. Minus 2a, minus 2a diye yazalımız. Teng. Ama bir katlarını koşalımız şimdi. Bana iki de bir katını koşalımız. Bunda koeffisiyentlere koşullardı. 4 koşu 6, 10 geteyim. 10, harfli kısmını koşarak yazalımız. X, Y. Şimdi, bana iki de bir katını ayırmasını görelimiz. 5a, minus 2a. Koeffisiyentlere ayrıladı. 5 minus 2. 3 keteyim boladı. Ve 3 anı köçülüp yazalımız. Ve bu, hosil borgen köp kat, verilgen köp katının standart şekli boladı. Çünkü bunda başka okşaş katları yok. Şimdi, kavuslarının açısını görüp çıkaydık. Birincisi, eğer kavusun aldı da plus işara bulsa, bir yerde yazılmayken, bunda hamız plus işara diye düşünemiz. Bu kaldı, biz kavuslarını tavsiye bir boramız. Bunda içkari, kaos içkarısındaki bir katların işaretleri özgürmeydi. Yani A, minus B, plus C, özü kolada. Yani özü, özü getiğin kolada. İkinci kolda, kaosun kolda da minus işaret olurdu. Eğer kaosla, kaosun taşla varsak, bu kolda kaos içindeki ifadelerinin işaretleri özgürlerdi. Bir katların işaretleri özgürlerdi. Yani minus A, teng, minus A, minus B, plus B gelmedi. Bir de plus C idi, minus C oldu. Bir de etibar verin, kaos adında minus olsa, kaosun taşla bir bar yanımızda, kaos içindeki bir katların işaretleri, tiski arası, karma karşısıya özgürlerdi. Minus A, plus B, minus C. Hemen onu sallar görelim. Mesela 2x boşu 3a boşu 4. Gelin bir de minus diye yazayım. Değil. Kaosun adı da plus tırıptı. Kaosun taşına varsak 2x boşu 3a minus 4 burada. İkinci misal 3, minus da 3x minus 4a minus 1 değil. Kaosun taşına varsak işaretler karama karşısına özgürlerdi. 3x minus 3x minus 4a plus 4a ile özgürlerdi. Minus 1 plus 1 bulup olurdu. Demek eğer kaosun aldığında minus işaret olsa kaosun taşına bir var yanımızda bir katlarının işaretleri karama karşısına özgürlerdi. Yani plus olsa minus ile, minus olsa plus ile özgürlerdi. Yedi köp katlarına koşuş ve ayrışını görüp çıkaydık. Birincisi köp katlarının koşuş. Bir yerden bana kaoslarının taşlar bir varışımız gerek. Bana bu köp katını bu köp katıya koşuşumuz gerek. Taşlar kaoslarının taşlar bir varamız. Deyim. 4a koşu 2b koşu 3a koşu 5b. Köp katını fosil kullanımız. Onu standart şekilde getirelimiz. Okşaş katları var mı? Albatta var. Bir de 4a ve 3a. İki harfli kısımları var. 4a'nı 3a'ya koşalımız. Sonra 2b'nı 5b'ye koşalımız. Ve okşaş katları var. Bunları bir de geçiyor olsun mümkün.
4A koşu 3A. Yani bu iki taşını bir tecege getirip yazdık. Bu iki taşını bir tecege getirip yazalımız. 2B koşu 5B. 4 koşu 3, 7. A. Bir de 2 koşu 5, 7. Şimdi yapalım. Verilgen 2 de köp katının yığındısı 7A koşu 7B oldu. Şimdi kuyudaki 2 de köp katını ayıramız. Birinci kaosunun oldu da plus işare var. Biz şunu da taşlar gibi varalımız kaoslarını. 5x koşu 3y ayarlı 4. İtibar verin, ikinci kaosunun oldu da minus işare durdu. Kaoslarını taşlayalımızda bir katların işareleri karama karşısıyla özgür var. Yani minus 2x plus 7y minus 3. Minus 7 y plus 7 y. Plus 3 minus 3. Hani kaossız yazılgan bir köpadını hasıl kıldık. Yani onu standart görünüşe getirelimiz. Oşaş katlarını örtüştürmemiz. 5x minus 2x y, 7 y ve bu sorular. 5x minus 2x önceki getirir yazalımız. İtibar verin. Minus 2x minus 2x şarası bunu bir geliydi. Geldim. Koşu 3y plus 3y plus 7y minus 4 minus 3 5x minus 2x 5 minus 2 3 x bulalı 3 koşu 7 10 minus 4 minus 3 minus 7 şunda yakalıp bu iki de köp adının ayırması 3x koşu 10y minus 7 getirin oldu.